1960 doğumluyum. Doğuma büyüme Fethiyeliyim. Demek, onların da fikirlerine değer vermek ve onların kıymetini bilmek çok önemli. Yani bir okula girmişsiniz, üniversiteyi kazanmışsınız. Herkes sizin gibi şanslı olup kazanamıyor. Bir sürü kazanamayan arkadaş var. Yani okulunuzu bitirin önce. Nerede kullanacağım malzemelerin projeye yazıp da KOSGEB bedelini ödüyordu. 2018 yılında bu lisemiz vardı. Ben liseye girdiğim yılda da bir tane ticaret lisesi açılmıştı. Açtığımız gün yaptığımız malzeme bir saatte bitti. Ertesi gün artık ucunu alamaz hale geldik. İhaleye girdik biz. İhaleye de tabii herkes çok hevesliydi Babadağ'ı alıp yapmakla alakalı. Ama iki firma girmişti o zaman. İşte siz kendiniz niye yapmadınız sorusu oluyor. Biz bunu ihale yaptık, başka bir firmaya verdik. Bu yani tabii ki çekinmekte haklı var. Piyasa çok gerçekten kötü. Bu okul bittikten sonraki süreçte ben hani girişimci yatırımcı olacağım diyorsanız şimdi sizler bu konuda birazcık daha şanslısınız teknolojik anlamda. Biz bir de bizim zamanımızda arkadaşların çoğu bir an önce ticarete atılalım diyordu ama hepsi de askerliğini yedek subay yapmak için çoğunun gurur duyuyoruz. Bir de ikinci bir projemiz var bizim ticaret odası olarak. Şeylerden bir tanesi benim hep deneyimlediğim, benim hep şansım da o. Beraber çalıştığım orada 2500 kişi istihdam edecek. 30 bin baş hayvan, sığır yetişecek. Orada süt entegre tesisleri olacak. Yem fabrikası olacak. Biyoenerji tesisleri olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yıl Aralık ayında 1200 dönüm arazinin yerini devletten satın aldık. Şimdi de projeler devam ediyor. O yüzden inşallah onu da tamamlayacağız. Bizim en büyük gurur duyduğumuz iki tane girişimciliğimiz var ticaret odası olarak. Kendi adıma olanlardan bahsettim. Zaten sizler biliyorsunuz arkadaşlar, işletme fakültesi öğrencilerisiniz. Ticaret Sanayi Odası'nın neler yaptığını birçoğunuz biliyorduk. Bilmeyenler de odamızın sayfasından girip bakabilirsiniz. Gerçekten Fethiye'de belediyeyle, kaymakamlıkla, işte üniversiteyle de birçok ilişkilerimiz var. Bundan sonra da inşallah devam edecek. Merak edenler odamızın sayfasından Ticaret Sanayi Odası'nın da neler yaptığına bakabilir arkadaşlar. Yönden destek veriyorsunuz, kredi mi veriyorsunuz? Birazcık daha açıklamanızı rica edeceğim. Maddi destek tabii ki biz veremiyoruz. Bunu KOSGEB kanalıyla yapıyorlar.